Selam millet. Tepelere doğru tek başına didinmek bile bir insanın yüreğini doldurmaya yeter, diyor Albert Camus. Peki bunu niçin söylüyorum? Çünkü bugün başlıktan da anlayacağınız gibi Sisyphos ve Albert Camus üzerine konuşmak istiyorum. Umarım ilginizi çeker. Bence konuyu duyduktan sonra muhakkak ki ilginizi çekecektir. Çünkü gerçekten bizim varoluşumuzla alakalı bir kahraman oluyor kendisi. Şimdi daha öncesinde bir Albert Camus ile ilgili sizinle konuşmak istiyorum. 7 Kasım 1913 yılında Cezayir'de dünyaya geldi. Babasını Birinci Dünya Savaşı'nda kaybetti ve annesi hizmetçilik yaparak kendisini büyütmeye çalıştı. 1923 yılında liseye kabul edildi. Daha sonrasında ise Cezayir Üniversitesi'nde devam etti eğitim hayatına ve üniversite yıllarında hastalandı. 1930'lu yıllarda ise vereme yakalandı. 1936 yılında felsefe eğitimini tamamlamış oldu. Daha sonrasında Paris'e geri döndü. Fransız L'Express isimli dergide yazmaya başlayan Camus, 1957 yılında Nobel Edebiyat Ödülüne layık görüldü. 1960 yılında ise bir trafik kazası sonucunda hayatını kaybetti. Tüm bunların dışında Albert Camus, Fransız yazar ve filozoftur. Kendisi varoluşçuluk ile ilgilenmiştir ve aynı zamanda absürdizmin öncülerindendir. Ve fakat kendisi kendini herhangi bir felsefeye bağlı olarak tanımlamak istemez. Kendisi için absürdist ya da varoluşçu olarak bahsetmez. Peki Sisyphos ve Sisyphos söyleni ile ilgili neler söyleyebiliriz? Öncelikle Sisyphos söyleni ne zaman yayınlanmış onu anlatmak istiyorum. 1942 yılında 2. Dünya Savaşı sırasında aslında Albert Camus'un bir denemesi olarak yayınlanmıştır. Fransa'dan çıkmıştır. Kitap yaşamı ve intiharı bir yandan sorgularken bir yandan da uyumsuzu anlatır. Kitabın içerisindeki uyumsuz absürtle aynıdır. Sisyphos ile ilgili aslında çoğu kişinin minik minik de olsa bilgileri var. Çünkü mitoloji ile ilgili konuşulduğunda Sisyphos en azından ismen birçok dile de geçmiş olmasıyla birlikte uyumsuz, absürt olarak aslında herkesin kulak aşinalığının olduğu bir isim, bir kahraman. Sisyphos'la ilgili şöyle bahsedebiliriz. Aslında tanrıların gazabını çıkarttığı kişi olabilir. Çünkü aslında kendisi gerçekten uyumsuzdur, baş kaldırandır. Baş kaldıran olduğu için kendisi cezalandırılmıştır. Nedir? Tüm gün durmaksızın, hatta sonsuza kadar bir cezası vardır. Sonsuza kadar büyük bir taşı dağdan aşağı bırakır ve yeniden yukarı taşır. Tam yerine oturtacakken kaya yeniden yuvarlanır ve Sisyphos tekrar aşağı iner, kayayı tekrar çıkarır. Kaya yeniden yuvarlanır, Sisyphos tekrar aşağı iner, kayayı yeniden yukarı çıkarır ve bu durmaksızın bir döngüde devam eder. Bunlara rağmen Sisyphos yaşamayı seçmiştir diyebiliriz aslında. Baş kaldırmıştır, kaçmıştır ve sonuç olarak bu şekilde cezalandırılmıştır. Ama aslında çoğu yerde de şöyle geçer. Sisyphos aslında Zeus'un sırrını verdiği için cezalandırılmış der. Sisyphos, Asopos'a kızının Zeus tarafından kaçırıldığını söyler ve bunun karşılığında kendi ülkesine bir ırmak yapılmasını öngörür, ister. Daha sonrasında ise sırrının verilmesine çok sinirleniyor aslında Zeus. Aslında bir yandan da aldığı cezanın bu yüzden olduğu söyleniyor. Tabii bütün serüven bununla birlikte başlıyor diyebiliriz. Daha sonrasında ölüler ülkesine götürülüyor Sisyphos ama orada kalmak istemiyor. Zaten öldürülmeden önce de karısıyla bir görüşme yapıyor ve diyor ki benim ölümü sokağın ortasına at. Yani meydana bırak ki ona bir cenaze töreni yapılmadan ölüler ülkesine göçmüş olsun. Hades de bu durumu tabi sevmiyor. Hani herhangi bir tören olmadan burada tabi dinler ortaya çıkıyor aslında biraz. Bir tören olmadan ölüler ülkesine gelmesini kabul etmediği için tekrar eşini cezalandırması için Sisyphos'u geri gönderiyor. Bunun üzerine Sisyphos uzunca zaman ölümden kaçıyor diyebiliriz. Daha sonrasında yakalandıktan sonra ise az önce anlattığım gibi bir kayanın sürekli dağdan aşağı bırakılmasıyla sonsuza kadar cezalandırılıyor. Yani burada aslında zaten dinlediğimiz hikayede ve birçok
yerde de Sisyphos'la alakalı şöyle yazılır. Yani dünyanın ya da işte bu geri döndüğü yerin tadını aldıktan sonra, rüzgarın tadını aldıktan sonra, işte denizi duyduktan sonra, ne bileyim, yeniden eski hayatına döndükten sonra bir daha geri dönmüyor. Ve ne pahasına olursa olsun, sonsuza kadar bir cezayla cezalandırılmış olsa bile her gün aynı şeyi durmadan yapacak ve sonsuza kadar aynı şeyi durmadan yapacak olsa bile gitmiyor. Bu açıdan baktığımız zaman aslında Sisyphos söyleninin nasıl çıktığını anlamış oluyoruz. Çünkü en başta da söylediğim sözler zaten Albert Camus'un bize yansıttığı olaydır. Yani orada demek istiyor ki ne olursa olsun hayatında o hayat yaşanmak zorundadır. Albert Camus bir yandan hayatın anlamsızlığından, yaşamın anlamsızlığından bahsederken bir yandan da onu dolu dolu yaşamanın doğru olduğunu söyler. Çünkü zaten boş geçirdiğinizde olduğundan fazla saçmadır aslında hayat. Ve kendimize de baktığımızda, sabah akşam kendimizi izlediğimizde, çevremizdekilere baktığımızda, herkes tüm hastalığına, tüm kaygılarına ya da yapmak zorunda olduklarına, borçlarına, her sabah kalkıp oraya gitmek zorunda olmasına rağmen didinirler. O yüzden Sisyphos bizim için oldukça önemlidir. Sisyphos bizi anlatır. Yani aslında Sisyphos insanlara verilmiş en büyük derstir bana göre. Çünkü gerçekten minicik bir şeyden bile bazen oldukça fazla şikayetçi olabilirken yine de buna rağmen en büyük şeyden de çok fazla şikayetçi olurken yaşamayı yeğleriz. Hep içimizde umut barındırırız. Zaten bildiğiniz gibi Albert Camus de Sisyphos söyleninin içinde intihar ile yaşam arasındaki dengeyi anlatmaya çalışır. Yani hatta der ki felsefe tüm bunlardan ortaya çıkar. Yaşamakla intihar arasındaki gelgitten. Albert Camus Sisyphos söyleninde aslında tanrıların Sisyphos'a verdiği cezayı saçma bulmaz. Aslında Sisyphos'un saçmaya karşı tutumundan bahseder. Saçma olan bir şeyi kabul edip ona karşı olan tutumundan bahseder. Pes etmemesinden bahseder. Saçmanın farkındalığının tarihsel gelişimini anlatır. Bazı görüşlere göre ise Sisyphos yenildiğini kabul edip acı çekmeye başlasaydı bu tanrıların zaferi olurdu. Ve aslında Sisyphos her şeye rağmen, her şeyi bilmesine rağmen direndi ve bu onun zaferi oldu. Yani Sisyphos hayatında olan her şeyin farkındaydı ve bunları kabul ederek devam ettirdi. Bu da çok ince bir nokta değil mi? Bir şeylerin farkında olmak ve bununla birlikte bir hayatı sürdürmek aslında gözümüze çektiğimiz o bantları çıkarmak gibi. Bazen ilk duyduğunuzda belki bu hisleri uyandırmıyor olabilir ama kitapla birleştirdiğinizde veya işte Albert Camus'un hayatıyla, düşünceleriyle onu sorgulamaya başladığınızda yaşadıklarını, ben o yüzden aslında biraz Albert Camus'u anlatmak istedim çünkü minik minik bahsedebildim. Çünkü çok detaylı aslında anlatabilirdim. Oldukça ilgimi çeken bir filozof kendisi ama hayatında yaşadığı bazı şeyler de insanların mitolojileri keşfetmesini ya da o mitolojilerden daha anlamlı şeyler çıkarmasını, kendi absürdistliğine, kendi varoluşçuluğuna bir şeyler eklemesini sağlıyor olabilir. Kalbinden geçen şeyleri minicik bir cümlede buluyor olabilir. Hayatımızda sürekli çabaladığımız zamanlar olabilir. Ama buna rağmen hiç durmadan çabalamamız aslında her birimizin birer Sisyphos olduğunu gösterir. Bazı şeyleri kabul edip çabalamak en güzeli ve en temizidir. Sürekli kabul edip sürekli çabalamak. Hedefe durmadan koşmak ama hırs yapmadan, kötü hırs yapmadan. Gerçekten istediğimizi bilerek koşmak bence hayatta bize verilmiş en güzel hislerden biri olabilir. Çünkü hayatta yapmak istediğimiz şeyler aslında kafamızdaki şeyler kadar. Bir şey düşündüğümüzde ve ben bunu muhakkak yapacağım dediğimizde önümüze herhangi bir engel çıkamayacağını çok iyi biliyorum. Siz istedikten sonra isterseniz her gün bir taşı yukarıya kaldırmak zorunda olun. İsterseniz her sabah belli bir saatte bir yerde olmak zorunda olun.
veya başka bir şey. Her gün onu kendi felsefenize çevirirseniz, hayat size zaten o konuyla alakalı rahatlık ve kolaylık muhakkak sağlayacaktır. İnsanın kendi bence içindeki felsefesini bulması da çok önemli. Çünkü o saatten sonra aslında bazı şeyler o kadar netleşiyor ki bir anda her şey olmaya başlıyor. Tabii bunların yanında müziğin de önemi var diye düşünüyorum. Ama her biri birlikte tabii ki. Umarım her gün çabaladığımız ve gerçekten durmadan ne olursa olsun tepelere tırmandığımız o her gün bize mükemmel kapılar açar. Bununla birlikte beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Elveda ve balıklar için teşekkürler.